Aspor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. İyi hafta sonları olsun. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca Süper Lig'de 35. haftayı konuşacağız. Hayri Beşer, Mehmet Eminoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öyle bir sunum yaptın ki birazdan gong çalacaksın. Enerjik olmamız lazım ama. Korktum yani. Haberiniz aynı olsun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tabii. Hoş bulduk. Şimdi canlı bağlantılarla başlayacağız tabii. 35. haftayı konuşacağız ama en büyük heyecan şüphesiz Trabzon şehrinde. Evet. Trabzonspor bugün Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek ve bu mücadeleden bir puan dahi alsa Süper Lig'de sezonun şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Canlı bağlantılarımızda arkadaşlarımız noktalarda hazır. Yunus Emre Sel'den Trabzonspor'daki gelişmeleri alacağız. Ardından tesislerde Ahmet Çağlar Yıldırım var. Oradaki atmosfer ne soracağız. Ve son olarak da Trabzon Meydanı'na gideceğiz. Furkan Yıldız'dan hazırlıklar nasıl gidiyor, var mı kalabalık öğreneceğiz. Önce sözü Yunus Emre Sel'e bırakalım. Teşekkürler Sinem. Konuklarınıza da Trabzon'dan iyi yayınlar dileyelim. Bugün Trabzon şehri, Trabzonsporlar bir şampiyonluk sabahına uyandı. Çok uzun zamandır beklenen bir hasretti ve vuslata sadece bir puan kaldı. Trabzonspor bugün sahasında konuk edeceği Antalyaspor karşısında bir puan alabilirse şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Dün antrenman vardı. Taraftara açık bir antrenman. 2 yıl sonra bir antrenman taraftara açıldı ve 19 bin civarında taraftar antrenmanı izledi. Kameraman arkadaşım Aydın stadyumdan ve şehirden detaylar gösterirken ben de bazı gelişmeleri aktarayım. Bugün birçok Trabzonspor taraftarı ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak gibi gözüküyor ama Trabzonspor'un kadrosunda bulunan oyuncular arasında da 23 futbolcu ilk kez şampiyonluk yaşayacak. Bu da çok farklı bir duygu onlar için. Ama bugüne kadar şampiyonluk yaşayan isimler de var. En fazla şampiyonluk yaşayan isim Dansville. 3 Belçika'da, 3 Hollanda'da şampiyonluk yaşadı. Cornelius 3 kez Danimarka'da, Vakeme 3 kez İsrail'de, Tronsen 2 kez Norveç'te, Canini Meksika'da, Bakasetas Yunanistan'da, Vişça Bosna Hersek ve Türkiye'de, Hugo ise Brezilya'da şampiyonluk yaşayan isimler olarak dikkat çekti. Kadrodaki yerli oyunculardan ise Dorukhan Tokez bu sevinci yaşadı. Trabzon'da artık şampiyonluk için adeta bir geri sayım var ve teknik direktör Abdullah Avcı da tabii bu süreçte takımı bu akşamki karşılaşmaya hazırladı. Çünkü şampiyonluk müsabakasına çıkacak Trabzonspor ve bu maça tabii ki moral ve motivasyon olarak takımı hazırlamak çok da ciddi bir gayret ve çaba istiyordu. Trabzonspor'un maça şu muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan, savunmada Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Dansville dörtlüsü. Orta sahada Siopis, Hamşik, Bakasetas üçlüsü. Sağda Vişça, solda Canini, ileride de Cornelius'u bekliyoruz. Antalya Spor'un da Bofin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Freddy, Doğukan, Endao, Adriano ve Hacı Wright 11 ile bugünkü maça çıkması bekleniyor. Biletler zaten saniyeler içerisinde hatta tükendi ve 41 bin civarında taraftar bugünkü karşılaşmada tribündeki yerini alacak. Bugün Trabzonspor Kulübü şampiyonluğu kutlamayı planlıyor ama esas şampiyonluk kutlamaları Altay maçına bırakılacak. Bugün stadyumda havai fişek gösterileri yapılacak. Şehirde 61 adet top atışı yapılacak ama bugünü bu sadelikte geçirecek Trabzonspor çünkü esas şampiyonluk kutlamalarını kupayı almayı planladığı Altay karşılaşmasına saklıyor. O gün Trabzonspor adına ve Türk futbol adına gerçekten görülmemiş bir görsel şölene imza atmak istiyor kulüp. Bunun için tüm hazırlıklarını da bu doğrultuda yapmaya başladı. Henüz stadyum etrafı sakin ama ilerleyen saatlerde burası oldukça hareketlenecek çünkü dün antrenmana gelen yoğunluk bugün maça gelen yoğunluğun yarısı kadar bile değildi. Dolayısıyla burada çok farklı bir atmosfere geçilecek gibi gözüküyor. Şehir heyecanlı, Trabzon heyecanlı, Trabzonspor taraftarları heyecanlı. Biz de zaten gün boyu Aspor ekranlarında bu heyecanı size aktarmaya devam ediyor olacağız Sinem. Yunus Emre Sel'e teşekkür edelim. Trabzonspor kampına, tesislere uzanalım. Ahmet Çağlar Yıldırım, nedir oradaki son gelişmeler? Evet, iyi yayınlar dileyerek başlayalım Sinem. Tabii Trabzon'da heyecan büyük, şampiyonluğa artık sadece bir puan kaldı. Onu da bu akşamki oynanacak karşılaşmada Trabzonspor Antalyaspor karşısında bir puanı alması halinde
uzun yıllar beklediği şampiyonluğunu da ilan etmiş olacak. Biz şu anda Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin önünde bulunuyoruz. Yaklaşık bir saat önce Trabzonsporlu futbolcular tesislere geldiler ve maç saatini beklemeye başladılar. Tabii sadece futbolcular değil, tesislerin önüne de taraftarlar da artık yavaş yavaş gelmeye başladılar. Çünkü Trabzon'a bu maç için, bu önemli maç için önemli bir akın var. Yaklaşık 200 bin dolayında Trabzonlu'nun, Trabzonspor taraftarının buraya Trabzon'a geldiğini belirtelim. Ve işte Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerini de ekranlara taşıyor kameraman arkadaşım Özgür Özdemir. Tabii şunu hemen belirtelim. Trabzon'a yurt içinden ve yurt dışından birçok taraftar geliyor. Çankırı'dan, Mersin'den, Samsun'dan, Sakarya'dan, İstanbul'dan, yurdun birçok ilinden bir büyük bir akının olduğunu, bu önemli karşılaşma için Trabzon'a geldiklerini belirtelim taraftarların. Ve işte Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde son durum bu. İlerleyen saatlerde taraftar sayısının da burada bulunduğumuz noktada artmasını bekliyoruz. Trabzonspor bu önemli karşılaşma için Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne tesislerden saat 18.45'i gösterdiğinde takım Trabzonspor tesislerden ayrılarak stadyuma hareket edeceğini ifade edelim. Ve şu anda tesisler etrafında bir sessizlik hakim ama ilerleyen saatlerde taraftarların buraya geleceğini, taraftar sayısının burada artmasını bekliyoruz. Ve coşkulu bir şekilde Trabzonspor'un Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne uğurlanmasını bekliyoruz diyelim ve sözü Trabzon'dan tekrar size bırakalım. Şimdi meydana gidiyoruz. Hafta boyunca oradaki heyecanı, hazırlıkları Furkan Yıldız Alspor ekranlarından paylaştı. Artık bugün heyecan tabii ki tavan yapacak. Neler yaşanıyor şu anda Furkan Yıldız? Başladı mı orada hareketlilik? Sinem çok teşekkürler. Trabzon'dan mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim biz de. Kameraman arkadaşım Barış'tan ben rica edeyim. Arkamdaki o kalabalığı, coşkuyu sizlerle paylaşsın. Ben de bir yandan notları, son durumu, şehirdeki heyecanı sizlere aktarmaya başlayayım. Artık tam anlamıyla Trabzon şehri, Trabzonspor taraftarı şampiyonluk için saatleri, dakikaları sayıyor demek çok da yanlış olmaz. Arkamda da şu anda meydan park dediğimiz alanda da Trabzonspor taraftarlarının artık toplanmaya başladığını görüyoruz. Gerçekten de şehir bordo mavi diyebiliriz. Hemen hemen herkesin Trabzonspor formasıyla şehirde meydanlarda yerlerini aldığını görüyoruz. Yaklaşık 8 saatlik bir süre var artık karşılaşmanın başlamasına, fazla bir süre olmasına rağmen, 8 saatten fazla bir süre olmasına rağmen burada ve şehrin birçok noktasında biz Trabzonspor formalı taraftarları görüyoruz. Onların gözlerinde, onların yüzlerinde o heyecanı, yıllar sonra gelecek olan şampiyonluğun heyecanını, mutluluğunu hissedebiliyoruz. Hafta boyunca Trabzon şehrine hem yurt içinden hem de yurt dışından yaklaşık 200 bin kişi gelmişti. Havayolu şirketleri Trabzon'a günlük ek sefer sayısını 42'ye kadar çıkarmıştı. Trabzon'da bugün 30 Nisan günü, şampiyonluk günü, kent nüfusunun yaklaşık biz iki katına çıkmasını bekliyoruz. Havadan da bahsetmek gerekirse bugün güzel bir hava var Trabzon'da. Dün biraz sisin etkili olduğunu söylemiştik zaten yayınlarımızda ama bugün yaklaşık 15 derecelik bir hava sıcaklığı var Trabzon şehrinde ve şu anda yağış da beklenmiyor. Hem şu an hem de maç saatinde Trabzon şehrinde herhangi bir yağış beklenmediğini söyleyebiliriz. Hava oldukça güzel. Trabzonspor taraftarı Trabzon şehri artık çifte bayramı, çifte mutluluğu kutlamak için saatleri, dakikaları sayıyor. Ek seferlere rağmen buraya gelemeyen taraftarlar vardı, bilet bulamayan taraftarlar vardı. Onlar nasıl bir çözüm buluyorlar peki, onu da aktaralım. Komşu şehirler Ordu, Giresun, Samsun ve Erzurum havalimanlarına inerek Trabzonspor taraftarları oradan karayoluyla Trabzon şehrine gelmeye devam ediyorlar. Tarihi ana, tarihi şampiyonluğa, yıllar sonra gelecek olan bu şampiyonluğa tanıklık etmek isteyen bordo mavili taraftarlar yurdun dört yanından ve yurt dışından da Trabzon şehrine akın etmeye devam ediyorlar. Almanya gibi, Hollanda gibi, Belçika gibi, hatta Amerika'dan dahi buraya gelenler var. Biz çarşamba gününden itibaren Trabzon şehrindeyiz ve burada taraftarlarla sohbet etme, konuşma fırsatımız oldu. Dünyanın neredeyse dört yanından Trabzon şehrine şampiyonluk kutlamaları için gelen bordo mavili taraftarlar var. Dün bir antrenman gerçekleşmişti. Yaklaşık 20 bin kişi bu antrenmanı stadyumdan takip etti. Bir anlamda aslında Medical Park Stadyumunda dün şampiyonluğun provası yapıldı demek
yanlış olmaz. Kutlamalar için hazırlıklar yapılıyor. Ben kameraman arkadaşım Barış'tan rica edeyim. Ekranın sol tarafında bir platform hazırlanıyor ve bu akşam aslında stadyuma bilet bulamayan, stadyuma gidemeyecek olan taraftarlar şehrin farklı noktalarında kurulacak olan meydanlarda, dev ekranlarda karşılaşmayı hep beraber takip edecekler ve şu anda da Atatürk Meydanı'nda, Atatürk Parkı'nda kurulacak olan platform bu şekilde. Bu platformda bugün burada, bu meydanda Trabzonspor taraftarları bu akşam karşılaşmayı hep beraber takip edecekler. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile beraber eski Hüseyin Avni Yaker Stadı ama şu an Millet Bahçesi olarak kullanılan bölgede de kutlamaların yapılacağı kulüp tarafından bildirildi. Biletler hafta başında satışa çıkmıştı ve yaklaşık 4 dakika gibi çok kısa bir sürede biletlerin tükendiğini söyleyelim. Dünyanın dört bir yanından taraftarların buraya geldiğinden bahsetmiştik. Kulübün kutlamalar noktasında yapmış olduğu planlardan da birazcık bahsedelim. Stadyumda büyük bir görsel şölenle beraber havai fişek gösterileri yapacak Trabzonspor Kulübü. Takımın da Antalyaspor, Fraport'ta Antalyaspor maçından sonra tabii ki burada Trabzonspor'un bu karşılaşmadan puan aldığını varsayarak bu planlamaları aktarıyoruz. Trabzonspor Antalyaspor maçının ardından şehir turu atmayı planlıyor. Kutlamaların gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceğini bilgisini Trabzonspor Kulübü futbolculara verdi. Ama esas kutlamalar, asıl büyük kutlamaları Trabzonspor Kulübü Altay karşılaşmasından sonra yapmayı da planlıyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Bu akşam biraz daha ufak bir kutlama yapacak Trabzonspor Kulübü. Beraberlik ya da puan aldığı takdirde, daha doğrusu Antalyaspor karşısında. Birazcık da güvenlik önlemlerinden bahsetmek istiyorum. Ben burada Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı ve vali, Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu açıklamalarda bulundu. Toplantıda şampiyonluk kutlamalarında yaklaşık 3000 güvenlik görevlisinin görev almasına karar verildi. Trabzon şehrinde birçok noktada da güvenlik önlemleri valilik tarafından alınmış durumda. Şu anda canlı olarak Atatürk Meydan Park'taki, Trabzon Meydan'daki coşkuyu, heyecanı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Kameraman arkadaşım Barış Seven bu görüntüleri sizlerle paylaşıyor. Trabzonspor taraftarı yıllar sonra gelecek olan şampiyonluğun heyecanını, coşkusunu, karşılaşmanın başlamasına 8 saatten fazla bir süre var fakat burada toplanmaya başladı bordo mavili taraftarlar. 7'sinden 70'ine Trabzonspor'a gönül vermiş tüm taraftarlar da o şampiyonluğun heyecanını, coşkusunu görmek mümkün. Şehir gerçekten de tam anlamıyla bordo maviye bürünmüş durumda. Meydanlarda birçok farklı noktada bayraklar, afişler, özel hazırlıklar yapılıyor. Trabzonspor karşılaşmaya gidemeyen Trabzonspor taraftarları meydanlarda karşılaşmayı bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmayı yine hep beraber takip etme fırsatı yakalayacaklar. Burada da kutlamalar kemençe eşliğinde ufak ufak kutlamalar başlamış durumda. Tabi ilerleyen saatlerde burada da kalabalığın artmasını bekliyoruz. Bağlantıda da bahsetmiştim. Hafta boyunca Trabzon şehrine hem yurt içinden hem yurt dışından yaklaşık 200 bin kişi sadece bu tarihi anlara tanıklık etmek için geldiler. Maç saati yaklaştıkça da stadyuma gidemeyecek olan taraftarların, bilet bulamayan taraftarların, çünkü yaklaşık 12 bin civarında bir bilet çıkmıştı satışa ve kombine biletler hariç 12 bin bilet çok kısa sürede tükenmişti. 41 bin kişinin, yaklaşık 41 bin kişinin bu akşam stadyumda karşılaşmayı takip etmesini bekliyoruz. Tabii maça bilet bulamayan taraftarlar da meydanlarda, farklı noktalarda, Trabzon şehrindeki farklı noktalarda bu karşılaşmayı takip edip şampiyonluk için artık saatleri, dakikaları sayıyorlar, saymaya başladılar diyebiliriz. Sinem Ökten, biz Trabzon meydandaki son durumu, şehirdeki son durumu, kutlamalarla ilgili yapılan planlamaları aktarmaya çalıştık. Biz her saat, her dakika neredeyse buradan, Aspor ekranlarından bu heyecanı, bu coşkuyu aktarmaya devam edeceğiz. Elin ve sözü Trabzon'u tekrar size bırakalım Sinem.